Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çamaşır makinelerinde kullanılan inverter motor, atlas motor bu şekilde geçiyor. Neyse bu motorun sağlamlık kontrolünü yapacağız. Arızalarından bahsedeceğim ve içini sökerek size göstermeye çalışacağız. Bu motorlarda motoru kontrol eden ekstra bir kart oluyor. Bazılarının içinde oluyor, bazılarının dışında oluyor. Bazılarının hem içinde hem dışında oluyor. Dolayısıyla hani sorulan bir soru daha var. Bunu dışarıda haricen çalıştırabilir miyiz? Çalıştıramazsınız arkadaş. Driver lazım, sürücüsü lazım. Bu motorumuz arızalı. Genelde gösterdiği arızalar kilitlenme. Bakın çevirmeye çalışıyorum, dönmüyor. Bu milin normalde dönmesi lazım. Dönmüyor, kilitlenmiş. İkinci bir arızası da mesela böyle kilitlenme yok. Ancak motor çalışmıyor. İçerisindeki devre yanmış olabilir. Bunun 3 tane çıkışı var. Girişi var da diyebiliriz. Şöyle, evet. Avometremizi omaj konumuna alarak ölçüyoruz. Ortadaki sabit. Baktığımızda bir omaj vermesi lazım. 413. Orta ucu değiştirmiyoruz. Kalıyor. Diğer tarafa geçiyoruz. ...350. Bir omaj farkı var. Olmaması lazım. Sonra iki farklı uçtan bakıyoruz. 0.12. Bu bize şunu gösteriyor. Muhtemelen motor kilitlendi. Ve içindeki sargı yandı. Şöyle kokladığınızda yanık kokusu gelebilir arızalıysa. Motor niye kilitler? Rulmanlar var motorun dönmesini sağlayan. Onları da göstereceğiz sökünce. Bunlar arızalanmış olabilir. Yerinden oynamıştır. Kırılmıştır. Motor çok yüksek devirlere çıktığında, gerçekten ciddi devirlere çıkıyor bu motorlar. Uzun süre bu devirlerde çalışınca kilitleme yapabilir. Biz diyoruz ki çamaşır makinelerinde çamaşır makinelerinizi yüksek devirlerde kullanmayın. Çok yüksek devirlerde. Şimdi 1400-1500 devirler var. Hemen Rulman fabrikasında çalışanlar videomuzun altına yazı yazıyor. Özellikle TikTok, Facebook gibi sitelerde oluyor bu. Ben fabrikada çalışıyorum. O Rulmanlar bilmem kaç bin devirde bilmem kaç dakika test ediliyor. Ya abicim yani fizik, kimya, biyoloji, sağlık, okul derslerine dönmeyelim yani. En basit şöyle anlatayım. Hani bu işin okulunu okumuş insanların bu laflar etmesi çok acı verici. Merkez kaç kuvvet denen bir şey var. Bir şeyi ne kadar hızlı çevirirseniz o merkez kaç etkisiyle dışa doğru açılma başlar. Plakları falan bilirsiniz, CD'leri çok çok yüksek devirlere çıkarttığınızda ne oluyor? Dağılıyor. Bir şey rulman da olsa, metal de olsa aşırı yüksek devirlerde dışa doğru bir açılma oluyor. Tamam, milimetrenin onda biri. Ama var böyle bir şey. Isınma var, sürtünme var. Şimdi adam bunu test ediyor fabrikada. İşte 10.000 devirde 2 yıl çalıştırıyor mesela. Hani öyle hesaplamalar falan var. Tamam diyor. Neden? Üreticinin garantisi 2 yıl. Bir yılda öyle şey olsun 3 yıl. Ondan sonra bozulması üreticiyi ilgilendirmiyor. Çünkü adam diyor ki ben buna 2 yıl garanti vermişim. Atıyorum 10.000 kilometre garanti vermişim. Tamamlamış mı? Tamamlamış kardeşim. Ama diyemezsin ki 800 devirde dönen bir rulman aynı süre gider. Hayır, daha uzun süre gider. Gibi. Yani yanık kokusu o kadar böyle yoğun gelmeye başladı ki şurayı açınca. Keşke kokunun da videosunu çekebilsek. Ama sadece ben koklayabiliyorum. İnanılmaz. Bayağı kokuyor. Gördünüz burada bu sargı gitmiş, kararmış. Şu kısım yanmış buralar. Dolayısıyla çalışmıyor. Şimdi inverter motoru ne dedik? Kömür kullanılmıyor. Driver'ı var. Şu parçada bakın. Rulmanlar var. 10 yıl motor garantisi veriyorlar ama zor ya. Yavaş yavaş rulmanlar da hafif hafif gitmeye başlamış. Şu özellikle kötü durumda. Şunun içerisinde neodim mıknatıs var. Burası zaten elektrikle manyetik bir alan oluşturuyor. Ve mıknatıslar sayesinde çok hızlı, sürtünmesi düşük bir dönüş sağlıyor. Şuralarda da deformasyon başlamış. Yanmış arkadaşlar. Bundan dolayı da omaj değerlerimiz saçma sapan rakamlar veriyor.
446. Dört yüz civarı. Şuna bakıyoruz. 0,14. Zaten hiç sökmeden buradan bunun yanlış olabileceğini anlıyorsunuz. Ayağı kaldırılır mı? Şimdi şu sargılar bobinajda tekrar sarım yapılırsa, şurada da bir problem yoksa ki var gibi, ezilme olmuş. Bildiğiniz ezilmiş. İşte verirsin bobinacıya parayı, ondan sonra elinde kalır. Hiçbir işe yaramaz. O yüzden ne yapılır? Yeni motor alınır. Karşıya piyasası. Açın bakın. Ben şimdi bir fiyat söyleyeceğim. 5 ay sonra video karşınıza çıkacak. Çok ucuz kaçacak. Ama pahalı yani. 5 ay öncesinden söylüyorum. Artık kaçıncı ayda açtıysanız şu an 4000 lira. Belki motor arızalanmadan böyle bir sesli çalışıyor vesaire fark ettiniz. Şu rulmanlar değiştirilebilir. Çıkarılır, yeni rulman takılır. Onun içinde vidalarda işaretler oluyor. Bakın buna koymuşlar. Bunda da var. Bu işaretlere göre şurada yerleri var. Vidalayacaksınız. Bakın. Yani sökerken de hangi vidayı nereden söktüyseniz şöyle işaretli mesela. O vidayı oraya takarak işaret seviyesinde sıkacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.